Şimdi tabii yani Adana'daki olay kendisi zaten şık olmayan bir olay. Yani böylesine önemli bir günde, bütün Türkiye'nin ortak paydası olan bir günde oranın bir miting alanı haline dönüştürülmüş olması gerçekten fevkalade sakıncalı bir durum. Ama buna rağmen Sayın Vali'nin kendisi de zaten kabul ediyor. Ağzından çıkan söz hiç de hoş olmamıştır. Türkiye'yi bu anlamda rencide etmiştir. Keşke bu olay olmasaydı, böyle bir gerginlik yaşanmasaydı ve valimiz de böyle bir sözü ağzından çıkarmamış olsaydı diye söylemek gerekir. Sayın Arınç'ın sözlerine gelince Sayın Başbakanımız gerekli olan altını çizerek çok net bir şekilde söyledi. AK Parti büyük bir mücadelenin içerisindedir. Türkiye'yi daha ileriye götürmek, Türkiye'nin demokrasisinin standartlarını daha yükseltmek bakımından hakikaten önemli bir mücadelenin verildiği bir dönemdeyiz. Türkiye bu anlamda fevkalade hassas bir dönemden geçiyor. AK Parti'yi bir araya getiren kadrolar, başta Sayın Başbakanımız, Sayın Arınç ve bütün arkadaşlarımız olmak üzere tesadüfen bir araya gelmiş olan insanlar değildir. Ya da bir menfaat birlikteliği dolayısıyla bir araya gelmiş olan insanlar değildir. Bir hedef, bir dava, bir Türkiye sevdası, bir medeniyet tasavvuru etrafında bir araya gelmiş olan insanlardır. Eğer herhangi bir şekilde yanlış anlama, yanlış anlaşılma varsa bunların hepsi Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi oturulur, konuşulur, anlaşılır. Dolayısıyla buradan AK Parti'nin içerisine, AK Parti'yi çatırdatmaya, AK Parti'nin içerisinde bir takım hesaplaşmalara yol açmayı sağlayacak bir hususu kimse beklemesin. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir gayretin içerisinde kimsenin olmaması gerekir. Sonuçta nihayetinde siyasette her gün hepimiz konuşuyoruz. Fazla söylenenler olur, eksik söylenenler olur ama sonuçta bir siyasi hareketi esas rotasında götüren şey tespit etmiş olduğu hedefidir, tespit etmiş olduğu davasıdır, fikriyatıdır, siyasi projesidir, programıdır. Bu proje ve program etrafında yola devam edilir. Dolayısıyla bunları çok büyütmemek gerekir. Siyasetin zaman zaman doğasında olan şeylerdir bunlar. Bazen insanlar maksadını aşan sözler söyler. Bazen işte siyaset içerisinde bunlar olur. Ben bunun büyütülecek bir şey olmadığı kanaatindeyim. CHP Genel Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Bülent Arınç'ı görevden alın, Adana Valisi'ni hükümet sözcüsü yapın diye. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii herhalde Sayın Muhalefet Partisi Başkanı önce tabii kendi programına, kendi partisine baksın. Önünde Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bekleyen çok zor bir süreç var. Seçimlere hazırlansınlar. Böyle hükümete ayar vermeye, hükümete tavsiyede bulunmaya ya da kinayeli sözler söylemek bunlar çok şık şeyler değil. Hükümet ne yapacağını biliyor. Arkasında halkın desteği olan bir hükümet. Dolayısıyla Muhalefet Partisi de kendi programını, kendi işlerini sürdürmeye devam etsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.